Kırmızı ete peş peşe gelen zamlar esnafı da vatandaşı da artık bezdirdi. Etiketler iki haftada neredeyse dört kez değişirken bakın fiyatlar neydi ne oldu? Son 15-20 gün içerisinde her kesim ete 5 lira 10 lira zam geliyor. Ay elimizde kalıyor ne kimsenin yediği yok et işte. Biz iki kişiyiz iki kişi olmamıza rağmen fiyatlar pahalı. Kırmızı etin fiyatı aldı başını gitti. Öyle ki son 15 günde yaklaşık 20-25 lira zam geldi. Neredeyse her kesimde etin kilosu 5-10 lira zamlanıyor. Yerli üretici işte biz diyor çaresiz diyor ama ben inanmıyorum. Ay böyle olunca hem kasaplar etiketlere yetişemez oldu. Hem de vatandaş kırmızı etin yanına yanaşamaz oldu. Ne diyebiliriz ki? O da istemez pahalı satmak. Geçen aldığımla bu aldığım arasında 15 lira fark var. Artık etiket asamaz olduk. Sürekli fiyatlar değişiyor. Kıyma bir ay evvel aldım. Hemen 20 lira zam. Önceden İstanbul'da ilçeden ilçeye kasaplarda fiyatlar değişirdi. Ama artık neredeyse tüm kasaplardaki fiyatlar birbirine yakın. Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kasaba girmeye korkuyoruz. İstanbul'da en ucuz kıymanın kilosu tam 220 liraya kadar çıktı. Antrikot şu anda 270 lira, kuşbaşı 230 lira, kuzu 200 lira. Müşteri sayımızda da azalma oldu. Kuzu gerdan alacağım, kuzu kol alacağım. Birisi zaten 240 mi 250 mi oldu? Evet. Üretim yapan ülke kazanır. Ben endüstri mühendisiyim. Daha çok üretmeliyiz. Bu zamların önüne geçebilmek için yeniden karkas et ithal edilmesi gündemde. Yani yurt dışından et getirilirse piyasanın bir nebze de olsa rahatlaması bekleniyor. 87 liraya veriyorduk dürümü, şu an 110 lira. Yarım ekmek? 97. İster istemez yansıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, etle ilgili spekülatif hareketlerin önlenmesi için tedbir alındı dedi. Ve 1000 tonluk kasaplık hayvan ithal edileceğini açıkladı. Bunlarla ilgili gerekli önlemleri aldık. Tedbiren kasaplık hayvan tedariki bağlantılarının da yapıldığını belirtmek istiyorum. Sırf et değil ki süt. Bunun sonu nedir?